Kardeşimizi Erzurum'da bulunan Abdurrahman Gazi Özel Kız Öğrenci Yurdu'na kaydını yaptırdık bundan 4 yıl önce. Ve orada Kur'an-ı Kerim öğrenmesi, Arapça öğrenmesi için gönderdik kardeşimizi. Fakat geçtiğimiz Ramazan ayının 10. gününde Kur'an kursunda 1 dolar dağıtıyorlar çocuklara. Bunun darbe sonrasında da 1 dolar meselesi çıkınca annem daha önce kız kardeşimin elinde bu 1 doları görüyor. 1 doların bizim kızda da olduğunu söyledi bana. Ben de hemen kardeşimi aradım. Bunu doğru olup olmadığını teyit ettim. Doğru olduğunu söyledi bana. Sonra doların fotoğrafını istedim WhatsApp programı üzerinden ve fotoğrafı bana gönderdi. Daha sonra ilgili mercilere bildirdim ben bunu. Yani savcılığa tutanak tuttuk. İlgili mercilere bildirdik. Kursun ileri gelen hocalarından birisi bize mesaj atarak bu 1 doların onların en büyük abilerinden biri olan Hasan Arıkan ismindeki birinin annesinin vefatı dolayısıyla her yıl adet haline getirerek dağıttığını söylediler. Ben de bu durumu kardeşime sordum. Dedim ki böyle bir durum var mı? Her yıl 1 dolar size dağıtılıyor mu? Kesinlikle böyle bir şey olmadığını 4 yıldır orada okuduğu halde. Diğer kız hani teyit etmek amacıyla diğer kızlara da sorduk. Onlar da kesinlikle böyle bir şeyin olmadığını söylediler bize. Daha sonra yine bunu teyit edip doğruladıktan sonra bu sefer bölge sorumlusu Ahmet Şimşek adında birisi kardeşimi arıyor. Ve kardeşime 1 doların yanında 20 TL daha verdiklerini söylüyor. Ve bunun zekat olduğunu bu sefer söylüyorlar. Ve biz de yine teyit etmek amacıyla kızlarla iletişime geçtik mesaj yoluyla. Yurtta şu anda halen devam eden. Onlar da kesinlikle 20 TL'nin verilmediğini, 1 dolar verildiğini söylediler bize. Burada tabii söylemek istediğimiz meselenin aslı şudur. Bir vatandaş olarak ve özellikle de İslami öğrenmek için gönderdiğimiz kardeşimizin kardeşimi İslami ilimleri öğrenmek için gönderdik biz. Fakat burada görüyoruz ki 1 dolar dağıtılıyor. Bunun öğrencilerin bazıları bunu yorumluyor. Neye yorumluyor? 1 doların bereket getirdiğini, hatta kızın bir tanesi babasının cebine koymuş. Koyduğunu ifade ediyor bize. Cebine koydum diyor. Eğer bereketi içinse Türk parasının, affınızda sığınıyorum, köküne gram mı girdi? Yani 1 TL'yi okuyun verin. 10 TL'yi okuyun verin. Neden dolar ve neden George Washington maneviyat yüksek olan biri mi bizim ilmimizde veya bizim kültürümüzde? Çok değerli biri mi ki George Washington'un resmini oku üfle götür. Yani çocuklar bunu daha çok şey olarak algıladığı için bunu söylüyorum. İkinci kısım şu, ilk önce bize Hasan Arıkan'ın annesinin vefatı dediler. Daha sonra bölge sorumlusu işte bahsettiğim Ahmet Şimşek bunun aksine şey olduğunu, zekat olduğunu söyledi. Şimdi burada şu soru sorulabilir. Çocuklar bunu akledip daha önceden ailelerine niye bildirmediler? Bunun da cevabını şöyle vereyim ben. Ahmet Şimşek denen bu bölge sorumlusu abileri oluyor onların. Şöyle bir şey söylüyor kardeşime. Yani nasıl bir genç yetiştirdiklerini göstermek adına bunu söylüyorum. Neden bizi savunmadın? Biz 4 senedir sana emek verdik. Neden abine ve annene karşı böyle bir paranın olmadığını neden inkar etmedin? Ve de var olsa dahi anne bizim kesinlikle 1 dolarlarımız dini boyuttadır diye niye söylemedin? Bununla ilgili bir aile olarak özellikle de 1 doların böyle çalkantılı bir dönemde geçtiği bir dönemde biz kendimizi zan altında hissediyoruz. Aynı zamanda psikolojik olarak da huzursuz hissediyoruz. Acaba evladımızı da bizim herhangi bir şeye bulaştırdılar mı? Çünkü biz çocuklarımızı oraya İslam için gönderirken onların kalkıp bunları başka bir türlü kullanmış gibi hissettirmeleri bizi çok rahatsız etti ve kardeşimi de aldık yurttan kesinlikle bir daha gitmemek üzere. Tabii şimdi arıyorlar, kursa dönmesini istiyorlar, doları da hatta getirmesini istiyorlar. Biz doları da ilgili mercilere yine bildirdik. İzlediğimiz haberlerden yola çıkarak gerekse verilen serilerin tutması hasabıyla bu bizi endişeye sevk etti. Biz bunun zaten açıklığa çıkmasını istiyoruz. Yani eğer ki FETÖ denen bir örgütle arka planda öğrencilerin bilmediği bir noktada bir iletişim, bir şey olmuşsa bunun açığa çıkmasını ve bu
tuzağı kuran veya bu oyunu oynayan kişilerin bir an önce yetkililer tarafından tespit edilip gerekli işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Bu sebeple bu işe bulaşan her kimse bedelini ödemelidir.